Hacer ya, seni mutlu edemedim. Hala çok üzgünsün. Biliyorum. İşte birlikte kaçtığı eniştesiyle beraber biliyorsunuz cuma günü stüdyomuza geldi. 21 yaşındaki Kezban. Halasıyla yüzleşti. Sana hala demeyeceğim dedi. Hem kadının kocasını almış. Yani hem suçlu hem güçlü lafı ne kadar, atalarımız da ne kadar güzel laflar söylemişler. Halasına hala demiyor, hem kadının kocasını almış. Söyledi ki sizin evinizde kalmak istemiyorum. Yani hiç anlaşılır gibi değil. Demek ki bazı insanlar yüzsüzleştikleri zaman her şeyi söyleyebiliyorlar. Kocası diyor ki sen beni aldattın, ben o yüzden senin yeğenini karıştırdım. Bu diyor ki ben eniştemi seviyorum. Enişten yani... Yani o senin enişten yani ama işte anlamıyor. Yayın sonunda kendileriyle konuştuk. Ben kızı ikna etmeye çalıştım biliyorsunuz yani. Yayın sonunda da arkadaşlar da ikna etmeye çalıştılar. Yok adam, eniştemle gideceğim dedi. Etti. Çaresiz bir halaydı Hacer Dursun. Bir yanda kocası, diğer yanda anne babasının bakımını üstlendiği yeğeni. Şimdi neden burada hala var yani? Neden kızımızın anne babası burada yok derseniz... Kezban halasının yanına kalmaya geliyor. Çünkü babanın yürüme engeli var. Hala kardeşim benim. Dün dünya görsün bunun çocuğunu aldı götürdü. Evet yani baba hani çocuğunu... Gücümüz yetmez diyor. Herkes ayağa kalksın çocuğumu alsın bu adamın elinden. Kardeşim ne diyor biliyor musun? Bir ne yapabilirin abla şu halde diyor. Yani günah bu insanlara yani. Yani Selçuk'un bu insanlarla aynı evde yaşa, sonra bu insanların senin yanına 5 yaşında gelen çocuğunu al götür. 21 yaşındaki Kezban Ünal, kaçtığı 50 yaşındaki eniştesiyle çıktı halasının karşısına. Kezban, içinde bulunduğun durumdan memnun musun yavrum? Ben şu anda memnunum. Sen durumumda. Ne kadar zamandır eniştenle berabersin? Ben mi? Bir yıllık. Çocukluğumdan falan değil. Kendi yeğeni gibi görmesi gerekirken karısının yeğeniyle evlilik planları yapan Hüseyin Dursun, sözleri ve tavırlarıyla şoke etti, pes dedirtti. Yani gerçekten siz bu kıza ne vaat edip kaçırdınız? Ben çok merak ediyorum. O kaçırmadı Müge abla. En son çarem bu dedi. Tamam bunun için bir devlet hastanesine götürseydiniz keşke. Yani benim sizin onu yapmanız gereken doktordan randevu almak. Bir de ya götürmek. Öyle ama işte gitmek istemedi. Ben dedi gitmeyeceğim. Ben yanından ayrılmayacağım seni. Ölünceye kadar yanındayım dedi. Sen nasıl eşinin yeğenini alıp götürürsün? Bizim mevzumuz o. Eşim de beni aldatmayacak. Yalan söylüyor. Hayır, sen eşini aldattı diye mi bunu yaptın? Her eşim aldattı çaresi kaldığı için. Hiç böyle şey olur mu? O senin kızın. Kızın da yaşında. Kızın da gibi. Kan bağlılığı yok ki benim onunla. Kan bağlılığı yok ki. Kan bağın olmasın, ahlaki bir bağın yok mu? Sen onun eniştesisi. Bu çocuğu sen o zaman 5 yaşından beri görüyorsan insan yani evlat diye görür onu. Ya bir kere bak, zaten içinde bulunduğunuz bu durumdan herkesin her söylediğini kabul ediyorsunuz arkadaşlar yani. Bak Hüseyin yol yakınken sen bırak bu kızı, tamam mı? Sen kendi yoluna bak abi. Kuzu bak bir şey söyleyeceğim. Gel sen burada kal, kendini bana emanet et. Ben senin bir uzmanla görüştüreyim. Bir seninle konuşsun, bir yaptığını belki bizim söylediğimiz şu an sana batıyor. Belki bir uzmanla konuşursan seni daha çok ikna edebilir. Sana yaptığının ne olduğunu, gelecekte neler yaşayabileceğini anlatır. Bir dur bakalım ya. Yok abla ben Müge Hanım hala onunla beraber. Kezban son kez soruyorum. Vallahi bak yol yakınken... Yok benim yakınlığı falan yok. Ben onun yanında kalmak istiyorum. Ben bunları istemiyorum. Aile durumunu hiçbir zaman için kabul etmiyorum. Kalın o zaman yazık görürsünüz. Ama ben sana yine söylüyorum bak vallahi. Kal burada. Yok istemiyorum ben. Onun yanında gideceğim. Yayınımızın ardından 21 yaşındaki Kezban'ı içine düştüğü hatayı daha fazla sürdürmemesi için ikna etmeye çalıştık. Kezban Hanım, yayının ardından fikrinizde bir değişme oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Yok, ben düşündüm yayın sonrası. Kararım değişmedi. Alıkonma diye bir şeyim de yok. Ben çocuk değilim, cahil de değilim. O yüzden Hüseyin'i seviyorum. Ben gidiyorum yani. Son kararım. Başka bir seçeneğiniz olsa oraya gider miydiniz? Hüseyin Bey olduğu için Hüseyin Bey'e gittiniz. Yok, hayır. Başka seçeneğim olsa da onu kabul ederdim. Ben onun yanında gitmeyi tercih ederim. Onun yanında giderim. Babanız yayının ardından fenalaştı. Ona ne olduğunu hiç merak etmiyor musunuz? Yok, merak etmiyorum. Daha önce ben de oyun yaptıkları için ben şimdi onları yani düşünmüyorum. Onlar bana acımadı. Ben de onları acımıyorum. Artık... Hüseyin Bey peki çocuğunu getirse bakmayı kabul ediyor musun? Yani ileride aklı başında olup da ben böyle böyle babamı istiyorum ben kalırım derse isterim tabii. Bir şey diyemem ona. Kendi çocuğu, kendi evladı. Bakmayı kabul ediyorsun. Evet. Kendiniz peki Hüseyin Bey'den bir çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Ya şimdilik düşünmüyoruz. Yani ileriki zamanlarda boşanma sürecinden sonra falan. Halasının kocasıyla gitmeye kararlıydı Kezban Ünal. Söylenen her şeye, tüm tavsiyelere kulakları tıkalıydı. Hüseyin Dursun ve Kezban Ünal arkalarına bile bakmadan birlikte çıkıp gittiler. Hem aileme kızgın olduğu için hem de kimse sahip çıkmadığı için hem de şey çaresiz kaldığım için ben onun yanına sığındım. O da kabul etti, kol kanat gerdi. O yüzden onunla gitmek istiyorum. Bundan sonra evleneceğim ya işte. Kendi işimize gücümüze bakacağız.
yanımda değil diyordu. Küfürler ediyordu kelimelerle bu çocuğa. Ben de acaba değil mi ki diye bir düşünce vardı. Emin oldum. Dünya karşısında da bunu ispat edildi sizlerin sayesinde. İyi ki varsınız. Sizlere güvendiğim için geldim. Bir de kabul etmiyordu yani. Evet, hani yanımda değil diyordu. Yeğenime küfürler ediyordu. Hakaret. Nerede olduğunu bilmiyorum diyordu. Ben kafamda bir soru işareti vardı. Evet. Kendi akrabalarına o kız kötü yola düştü. Evet. Benim yanında değil, ben de işte sokaklarda yatıp kalkıyorum. Evet. Aslında Antalya'da geziyorlarmış. Evet, o yüzden gelmiştim. Planlı bir şekilde yapılgın. Günler önce mesela tüm varlığımız, Hüseyin Dursun, motorumuzu, yoncamızı, şunu bunu her şeyi satmış. Demek ki planlı yapmışlar. Önceden de planlıyorlarmış. Hiçbir zaman için boşamayacağım ölünceye kadar. Bana yaptıklarını, Hüseyin'i hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Çocuklarımın babası değil. Ama boşamayacağım. Beni süründürdüler, sürünsünler. Metres olaraktan yaşasın, nereye kadar yaşayabilirse. Benim iki tane çocuğum var, onlar için yaşayacağım. Kızım polislik şeyine girecek, inşallah kazanır. İnşallah. Karşısına babasının bu gibi insanların dikilir, hakkını savunur. Bir de oğlum var, 11 yaşında. Ben onları asla vermem. Şimdi çocuğunun yanında olmayan bir babaya kesinlikle vermiyorum. İkisi de benim evlatlarım. Ya çok zor olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey hiç yok. Hiç yok da yani. Meydana çıktı. Bana sürülen karalar meydana çıktı. Allah razı olsun sizden. Ben ebediyen bu karayla yaşayacaktım. Çünkü çevremizdeki insanlara, eşine, dostuna hiçbir şey yokken beni aldattı, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı diye iftiralarda bulunuyordu. Evladım yaşındaki çocukların karşısında bile ezik duruyordum. Ben yapmadığımı biliyorum. Ay ne ezik duruyorsun be? Neden? Herkesi inandırmıştı. Durumunu gün gördünüz. Ay yok ya, kimse de inanmamış. Senin kayınbiraderlerin bile inanmamışlardı bizi yengemizin arkasında. Bağıraraktan. Ay sen kaç yaşındasın Aca? 50. Tamam, sen de biraz bakın etrafında kimler var kimler yok. En güzel cevap o. Kimse arkasından, tamam mı, hani iki ay üzülürsün, üç ay üzülürsün. Dördüncü ay sonra açacaksan. Geçti o şey. Ne çıktı? Biraz bakınacaksın etrafına. Bence herkese en güzel cevap o zaten. Evet. Tamam mı? Çocukların da olsun. Çocuklarına da güzel abilik yapacak birini bul. Aç biraz gözünü, böyle bakın etrafına bakalım. Ondan sonra kimler var? Yani sanki ne yani? Sen bunun gibi o 50 tane bulursun. Öyle düşün. Zaten çalışmıyordu Müge Hanım. Burada ya yalan söylüyor. Ya boşver sen çalışması çalışmamasını ya. Sen biraz kendi hayatına, evet, bak. Çocuklarını da büyütmüşsün. Yalan mı? Evet. Sonra sen kendi şöyle biraz etrafına bakın. Sonra gider boşarsın. Kaç yaşında çocuklar? Bırak. 22 kızım, 11 de oğlum. Büyümüşler artık onlar. Kızım polislik şeyine. Sen de güzel evlen. Belli bir duruma gelmişler. Evet. Sonra. Bana da gönder evlendim diye nikah fotoğrafını, ben de yayınlayayım. Oh. Aman. Sefan olsun. Evet ya, artık gelmiş kadın 50 yaşına ya. O ne dedi, bu ne dedi, şu ne diyecek. Ay kim ne derse desin. Senin yüzün gülsün be yavrum. Sen boşu boşuna hasta edeceksin kendini ben yani. Ben çocuğum başka bir yollarda diye düşünüyordum. Onun için ona çok üzülmüştüm. Ona da üzülmüştüm. Çocuğum deme, tamam artık boş ver ya. İşte şey, sen artık çocuklarını da büyütmüşsün. Evet. Bak kızın da işe girecek. Sen de şöyle inşallah karşına gerçekten ahlaklı, namuslu, dürüst bir insan çıksın seni seme. Sen de biraz olsun. Artık yaş, ben her zaman söylüyorum, bütün yaş skalası değiştirdi. Biz değil yani, Dünya Sağlık Örgütü. Sen daha şu anda orta yaş durumdasın. Git birini bul. İki de gezersiniz. Oh! Onların, zaten onların sonu belli. Evet. Onların sonu. Sen kendi şeyine bak, sonuna bak. Anlatabiliyor muyum? Hala yüzün kıpkırmızı, üzgünsün. Hepimiz de senin, yanılıyor muyum yani? Hepimiz de senin arkandayız. O ne dedi, bu ne dedi? Herkes gitsin kendine baksın. Acaba diyorum ben mi o kadar kötüyüm veyahut da ne bileyim, anlatamıyorum. Aa, öyle kusura bakma da birisi seni aldattığı zaman sen büktüm, kötü olmuyorsun. O ahlaksız oluyor yani. Hayır, yok öyle. Her şeye sustum. Şiddet yaptı, sustum. Hakaret, her şeye sustum. Evet. Niye? Beni böyle yani konuşamadım. Neden? Hakaretleriyle çevredeki insanlar inandırıyordu ya. Susmak daha iyi geliyor. Ya çevredeki insan, hayatım, sana inanan insanlarla beraber ol. Bir de her şey insanlar için. Hepimiz, evet, her şeyi yaşayabiliriz. Bak insanların da çevresinde 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi yok. İnsanın çevresinde 3 kişi olur, 4 kişi olur. Sen de ne yaparsan yap, onlar senin yanında olur. O 3-4 kişiyi seçeceksin, 4 bile fazla. 3 kişi varsa öp başına koy. Sağ ol. Bak senin yanındaki de kim? Kızın ya, aslan gibi. Ümmühan. Ümmühancığım günaydın. Annem. Günaydın Müge Hanım. Sen annenin yanında mısın yavrum?
Her zaman için annemin yanındayım. Bitti. Onun en büyük destekçisiyim. Bitti. Hayattaki en büyük şansın. Evet. Babanın yanında mısın kızım? Asla, hiçbir şekilde. Allah bizi öyle bir insandan kurtardı ki ben şükrediyorum kurtulduğumuza. Kurtardığı için mutluyuz. Bundan sonra o düşünsün yani. Evet. Kızın senin arkanda olduktan sonra bak inşallah girsin, o da polis olsun. İnşallah. Aa, sonra bugün insanların karşısına çıksın, hesabını sorsun. İnşallah kızım da polis olur Müge Hanım. Hesabını kendi hayatını kurarak soracaksın. Birileri perişan olurken senin mutluluğunu görüp gıpta edecek. En güzel hesap sorma budur. Kavga, dövüş o bu değil. Evet. Sen mutlu ol. Karşı taraf mutsuzlukla seni mutlu görsün. Ben ne yaptım desin, başını taşlara vursun. Daha ne olacak? Hayat çok uzun bir maraton. Vallahi ipi kim göğüsleyecek onu sonra göreceğiz yani. Yapan kendine yapar. Hiç başka hiçbir şey değil. O adamın yaptığı hiçbir şekilde doğru değil. O adamı aklı başında hiç kimse bundan sonra yanında gezdirmez. İnşallah. Hani boyna dillerine dolamışlar, intihar edeceğiz, intihar edeceğiz, intihar edeceğiz. O ona onu söylüyor, ona onu söylüyor. İki uçak işte çarpışmış böyle uçak kazası gibi bir şey yani. Hangi aklı başında adam seni kocanı alır da evine sokar? Ben adam dediğim ha kadın erkek. Ben sokar mıyım evime? Evinde kızı olan sokar mı? Evinde karısı olan sokar mı ya? Beş yaşında senin yanına gelen kıza göz koyacaksın ha? Geç o işleri ya. Müge Hanım. O zaman keşke intihar etseymiş de. Evet. Bütün bunları kızın da başına getirmeseymiş. İyi ki öbür kız kardeşlerim yanına varmamış. Çünkü onların sonu da benim gibi olurmuş. Boş ver sen. Sen şimdi ne yapıyorsun bundan sonra? Çocuklarıma, evime, yuvama. Kendine mutluluğa. Kendine. Önce evet. Kendine. Sağ olsun kız kardeşlerim, akrabalarım, hısımlarım tüm kol kanat gerdi. Tamam. Beni dimdik ayakta durdular. Tamam. Hepsine buradan olsun, teşekkür ederim. Olsun sana birini sen şu kayınım, güzelce de bir evlen. Kayınım Barış'a da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman arkamda yenge dedi. Sabah yine konuştuk. Kayının mı? Kayınım. Barış evet düzgün evet. Bir çocuk o. O da sana destek versin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.